arkadaşlar Merhabalar bu videomda açılar konusundaki klasikleşmiş sorular testlerindeki test 3'ün çözümünü yapacağız çözümlere başlayalım D1 paralel D2 BF ve DF açıortay verilmiş ve burada kaç 250 derece verilmiş bu 250 sanki şurası daha sağlıklı olacak hocam 360'a tamamlıyor tam amaç olduğundan dolayı 360'dan 250 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar ee, kaç kalıyor 110 derece kalıyor Evet Burası 110 derece oldu bu açı ortayları da kullanacağız. Hocam şuraya bir AA diyelim. Şuraya da bir BB diyelim. A'yı ve B'yi kullanabilir miyiz? Evet. Şuradaki M kuralından dolayı A artı B kaça eşittir arkadaşlar? 110'a eşittir. A artı B M'den dolayı 110 eşit oldu. Peki ben alfayı bulacağım. Alfayı bulmak için nereyi bulmam lazım? X'i bulmam lazım. O zaman bir X'e yoğunlaşalım mı? Yoğunlaşalım. Hocam X'i bulurken de şu paralel doğruları uzatıp da yine işlem yapabilirsiniz. Ama... Ya dörtgeni de 8. sınıftan biliyoruz. Şurada bir dörtgen var. X dörtgenin elemanı. O zaman dörtgeni kullanacaksın. Verilen bilgiyi kullanacaksın. Dörtgende iç açılar toplamı 360 değil mi? Yani x artı a artı b artı 110 eşittir 360 olacağından dörtgen iç açılar toplamından dolayı. A artı b de 110 sa 110 110 220 x de buradan kaç eşit oluyor? 360 eksi 220 yani 140 dereceye eşit oluyor arkadaşlar. Evet x'i 140 bulduk Hocam x 140 ise alfa ile 140'ın toplamı da 360 olacağından alfa da 360 eksi 140 olacağından cevap da buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 220 mi çıkıyor? Yok evet 220 çıkıyor galiba arkadaşlar. Cevabımız böylelikle akçay oldu gençler. Evet birinci soru akçay oldu geldik ikinci soruya. Öncelikle açılara baktığın zaman sana nereye işaret etti? Hocam şöyle şuradaki boynuzu ya da bumerangı Hocam bu aynız var. Bu merak var. Şu üçünün toplamı 132 eşit olacak. Şuraya a diyecek olursak. A artı 82 artı 24 eşittir 132 olacağından şu üçünün toplamı 132. Şu ikisinin toplamı 106 yaptı. A açısı da buradan 132 eksi 106 mı? Ee, buradan kaç çıkıyor o zaman? 26 mı? A'yı buradan 26 bulduk. Evet A 26 çıktı. E o zaman burası da 26. E hocam şurada da bir üçgen var. Üçgen açıları toplamı 180. 26 artı x artı 132 eşittir 180 olacağından şu ikisinin toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 158 yapıyor. 180 eksi 158 de kaç yapıyor o zaman? 22 derece yapıyor. O zaman ikinci soru Edremit oldu. Geldik üçe. Üçüncü soruda neler verilmiş? Bu açı ortay verilmiş. Bu ikiz kenar verilmiş ve şuradaki 18 derece verilmiş. Bir de paralellik verilmiş. Bak şu bilgilere bakınca bir yerden başlayamadım. Şu paralelliğe bakayım. Hocam AB ile şurası paralel verilmiş DE. E, burada böyle bir paralellikten dolayı hop şöyle şu paralel doğruların üstünü karalarsanız daha net olur. Şöyle şöyle Z var mı ya da M var mı diye bakarsınız. Aa hocam şöyle bir Z var diyebilirsiniz aslında. Değil mi? İsterseniz M'den de gidebilirsiniz. Şöyle bir M var hocam aslında diyebilirsiniz. Yani isterseniz M daha mantıklı burada. Niye? Bak tekrar gösteriyorum. Hop şöyle bir M kuralı var burada. İsterseniz direkt Z'ye de yazabilirsiniz. Hocam buraya A, A yazabilirse yazarsak Z'den dolayı burası 2A. 2 artı 18'den burayı bulup sonra iç açıya gidip sonra iç açılar toplamı 180'den gidebilirsiniz. Ama M daha mantıklı. A ile 18'in toplamı burası yapacak. A artı 18 oldu burası. Hocam burası da A artı 18 oldu. E üçgen çıktı burada karşımıza. Şuradaki üçgende 1, 2, 3 tane A var. 3A artı 2 tane 18 var. Yani 36 eşittir 180'den. 3A eşittir. 180 eksi 36'dan bilerek çıkartmadım. Direkt 3'e böl. 60 eksi kaç yapıyor arkadaşlar burası? 3'e böldüğü zaman 12 yapıyor. O zaman A'yı 48 buluruz. Bizden FDE isteniyor. F. Neredesin F? F, D, E. A açısı isteniyormuş. Dolayısıyla cevabımız 48 oldu. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle C, oldu. Geldik 4'e şekil 1'de verilen özdeş 2 kola sahip olan sahip bir bilgilendirme dubası 14 derecelik açıklıktayken AB ve CD paralel konumdadır. AB ve CD paralel konumdadır. arkadaşlar şunların paralelliğini kullanacağım. E bunlar paralel konumdaysa eğer şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. M'den dolayı 24 ile 24'ün toplamı direkt burayı verir mi bize? Verir. Yani buradaki açıyı 48 derece olarak bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Sonra kollar şekil 2'de gibi açıldığında A F ve CG kenarları KL ile çakışıyor. Evet şu ve şu KL ile çakışıyor. Zaten bunlar özdeş ya. Bunlar birbirine eşitse o zaman şunlar da birbirine eşittir. O zaman şu uzunluklar da birbirine eşittir. Yani şunlar da birbirine eşittir. Hatta şu parçalar da birbirine eşittir. Ya bunlar eş yapılar. O Burası 24 dereceydi hala 24 derece. E sonra ne yapacağız hocam? Sonra burası eşit yapı olduğu için hocam burası A ise burası da A değil midir? Evet. Hala burası A olmaya devam ediyor. Aynen öyle A iken burası da A. E hocam şuradaki açı ne olacak peki? Bak dikkat et. Şu açıya dikkat et. Şu açının tamamı 360 derece değil mi? A'yı bulalım buradan. 2A artı 48 artı 14. 48 artı 14'ün kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. A'yı bulursak sanırım soru çıkacak arkadaşlar. Buradan buradan dolayı 2A eşittir ne oldu? 48 artı 14. 62. 360'tan 62 çıkartınca kaç kalıyor? 298 kalıyor galiba. O zaman da buradan kaç yapıyor? 298'i 2'ye böleceğiz. 150 e, 149 yapıyor galiba. Evet 149 oldu arkadaşlar. E hocam ya niye böyle uğraşıyorum ki ben? <laughs> evet sizden böyle uğraştınız? Ah sizi gidiler sizi. Ben tabi işlem uzatınca böyle çamuru da sizin üstüne atma, sizin üstünüze atmayı da çok seviyorum. Kardeşim şimdi niye böyle yapıyorum? 149, 149 sonra toplayacağım. 298, 360'tan 360'dan çıkartınca buraya bulacağım. E kardeşim burada da 2A ile 48 ve 14'ün toplamı 360 değil mi? E burada da 2A ile 48 ile 14'ün toplamı yine 360. Yani burası direkt 48 artı 14 yapıyor. Yani 48 ile 14'ün toplamı kaç? 62. Direkt ben buraya 62 yazabilirdik. Ah sizi gidiler sizi. Uzatıyorsanız değil mi? Niye uzatıyorsunuz? Gerek yok. Bak gördünüz. Çünkü niye? Dediğim gibi özdeş olduğundan bu açılar a 48'e 14'e olay da bitti arkadaşlar. Buraya 62 bulduk. E burada x kenar üçgen. x kenar üçgenin tepe açısı 62. E burası da x. Yani 2x artı 62 eşittir 180'den. 2x buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 118 çıktı. x de buradan kaç geliyor? 118'i 2'ye böldüğümüz zaman 59 derece geliyor arkadaşlar. Güzel bir soruyormuş. İşlem kalabalığına iten bir soruydu neredeyse. Yani dördüncü soru. Böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 5'e. Hee evet. TYT 2021 sorusu. ÖSYM köşesindeyiz. Ali düz bir zeminde bulunduğu noktadan. Kağıt düz bir zemin. Ali de burada olsun. Düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip 5 metre ilerledikten sonra. Ali'yi 5 metre ilerlet bakalım. Hadi 5 metre ilerledi. Buraya geldi. Ali'nin gittiği yer 5 metre burası. Sonra yönünü kuzeye çevirip 5 metre ilerledikten sonra saat yönünde 126 derece dönüp Arkadaşlar bak 126 derece dönüyormuş saat yönünde. Saat yönü neresi? Bu yön. Saat yönünde 126 derece döndür bakayım. Hocam böyle gitmesi gerekirken hop 126 derece döneceksin. Hocam şurası 126 derece mi olacak? Hayır dikkat. Bu adam normalde nasıl gidecekti arkadaşlar? Böyle buradan yukarı doğru gidecekti. 126 derece döndürmek demek. Hop şöyle 126 derece dönmesi demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Yani gidiş yolu burası iken böyle döndü. Kaç derece? 126 derece döndü. Şuraya bir 126'yı yapıştır. Ve 126 derece dönüp 5 metre daha gidecek. Arkadaşım 5 metre daha gitti mi böyle? Gitti. Gidince nereye gidiyor? Berk'in bulunduğu noktaya geliyormuş. Peki Ali başlangıçta bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip 10 metre ilerledikten sonra Ali 10 metre ilerledikten sonra yani hocam burası 5 iken burası da 5 olacak değil mi? Sonra diyor saat yönünde en az kaç derece dönüp yönünü değiştirmeden ilerlerse Berk'in bulunduğu noktaya gider. Bak buradan devam edecekken böyle oluyor ya Buradan dönecek. Öyle bir dönüş yapacak ki hop Berk'in bulunduğu noktaya gidecek. İşte dönüş açısı. Senden burası mı isteniyor? Hayır. Senden neresi isteniyor? Bizim Berk böyle gitmesi gerekiyordu ya. Dönüş açısı burası değil mi arkadaşlar? Evet dönüş açısına dikkat. Dönüş açısı burası. İşte bizden burada kaç isteniyor? A, burada bir ikizkenar kenar çıktı mı çıktı. 126 mı burası? Evet 180'den 126 çıkart. Hocam 54 2'ye böl. 27'ye 27 geldi buraları. E bizden de burada kaç isteniyor? 27'nin 180'e tamamlayalım. Yani 180 eksi 27'den cevap böylelikle 100 e, kaç çıkıyor arkadaşlar? 153 derece çıkıyor. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. Zor bir soru mu? Bak ÖSYM adamlar bize TYT 2021'de sormuş. Sözel bir soru. Zor bir soru değil. Ama dönüş açısına dikkat etmeniz gerekiyor. En azından böyle bu soruyla artık bunun mantığını kavramış oldunuz arkadaşlar. Evet 5. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 6'ya. İkiz kenar verilmiş. Hemen ben soruyu yaparken arkadaşlar ilk şekle bakarım. Şek, şekilde tıkandığım zaman da yandaki bilgileri okurum. Çünkü verilen bilgileri kullanabilme işidir. Geometri. Hocam ikiz kenar verilmiş. Taban açı 25. E, burası da 25. İki açı yan yana gördüm. Dayanamam. İkisinin toplama direkt burasıdır. Yani 50'dir. Sonra takıldım kaldım. Ne yapayım? Soru okuyum. Hop ED ile BC birbirine paralel. Ya kardeşim adam sana şunun paralelliğini vermiş. O zaman sen bunu kullanacaksın. Aa bunlar paralelse. Hocam Z'den dolayı direkt buraya 40 diyebilirsin. Ee, 50, 40, 50, 40 ve x'in toplamı ne olacak? 50, 40 ve x'in toplamı 180 olacağından x de buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 90 derece yapıyor. Birincisi bu. ikincisi hocam bunlar paralel ya. x artı 40 direkt burası da x artı 40 diyebilirsin. E burası da x artı 40 dediğinde x'in toplamı 180 deyip yine işlem yapabilirsin. Yeter ki verilen bilgiyi kullan. Yeter ki paralelliği kullan. Ben z'den kullandım. 40 oldu burası. 40, 50 ve x'in toplamı 180'den buradaki ya da buldum arkadaşlar. Evet 6. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 7'ye. Durmuş. Birbirine eş. ikizkenar kenar üçgen biçimli elbise askılıklarını dolabına şekil 1'deki gibi alt, altlı üslü olacak olarak kan, <laughs> konuşamadım. E, evet, şekil 1'deki gibi altlı üslü ola, olarak kancalarından asıp alttaki askıya kravatını yerleştirmiştir. Ya sen niye rahat durmuyorsun? Bir böyle asmış bunu da şöyle asınca böyle asınca bu yukarı kalkınca buraya gelmiş. Buradaki işin esprisine birbirine eş yapılar. Birbirine eş yapılardı. Eşit şeyleri göster. Hocam bunlar böyle ikiz kenar mı? Ee, eş ikiz kenar üçgen biçimindeki. Eş ikiz kenar üçgen. Bu çift çizgiye çift çizgiyse hocam bu da çift çizgiye çift çizgidir. Hatta Hocam şu kenarla da şu kenar nedir? Birbirine eşittir. Tabi bunu da kullanacağız. Evet hocam burası 130 derece verilmişse. 180'den 130 çıkart. 50 2'ye böl 25. 25 yaptı burası. E hocam 25. 35'i de kullanacağız sen burada. A 25 ile 35'in toplamı kaç yaptı? 60 yaptı. Bak 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 bak. Hem 60 var hem de eşitler var. Aklına ne geldi? Hocam Böyle eşkenar üçgen geldi. Çünkü tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları kaçar derecedir? 60'ar er derecedir. 180'den 60 çıkart 2'ye böl. Bunlar da 60 60 yaptı. Bak bu eşkenar olduğunu sadece açılarla göstermeyin. Eşkenar olduğunu kenarla da gösterin. Bak burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. E burası 60, tamamı 130'du. Buraya kaç kaldı? 70 derece mi kaldı? Evet. Aa bak burası 70 ya. Şurada da bir ikizkenarlık çıkmadı mı çıktı? Tepe açısı 70 ise 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55-55 yapacaktır buradaki açılar. Bu açı 55. Hocam bu açı da 55 olacağından. E soru işaretine ne kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Cevap böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar. Evet dikkat edin bu soruya. Hoş sorulardan biri. Böyle 60 ve kolları böyle x kenarlık varsa hemen eş kenarı da oluşturun bir yine bir ek çizim yöntemi diyebiliriz arkadaşlar buna. Evet geldik 8. soruya. Şu anki verilen bilgilerden bir şey yapamıyorum. Soruyu okuyorum. Hocam AB ile DE paralel vermiş. Şunlar birbirine paralel. Paralel doğrular verilince ne yapıyorduk? O verilen bilgilerle bir şey yapıyorum. Dur. Hocam 70 ise burası nedir? 70. Aa burada ne var? Hocam burada bir Sayı, sayılara bakınca bak. Boynuz ya da bumerangı görüyorsunuz. Hocam şu üçünün toplamı 140 olacak. O zaman bu üçünün toplamı 140 ise burada kaç kaç derece yapar? 60 ile 70'in toplamı 130. O zaman buraya 10 derece kaldı arkadaşlar. Çünkü bu üçünün toplamı 140 yapmalı. 60 ile 70'in toplamı 130 ise buraya 10 kaldı. E hocam şimdi verilen bilgiyi kullanayım. Şurayı kullanayım. A, B, A, B ile D birbirine paralel ya. Hocam bunlar birbirine paralel. Aa, direktman Z kuralı yok mu arkadaşlar burada? Var. Yani z oranından dolayı burada kaçta kaç derece çıkar? 10 derece çıkar. O zaman x kaç buluruz arkadaşlar? 10. Yani 8. soru Balıkesir çıktı arkadaşlar. Ve geldik son soruya mı? Evet son soruya. ÖSYM köşesi. Bakalım nerenin sorusuymuş? MSÜ 2021 sorusuymuş. Arkadaşlar daire dilimi biçimindeki özdeş kanatlardan oluşan ve bu kanatları tek noktada kestiren şekildeki rüzgar gülünün dış kısmı bir çember üzerindedir. Evet dış kısmı bir çember üzerindeymiş arkadaşlar böyle. Bu rüzgar gülünün art arda gelen her iki kanadı arasındaki açı birbirine eşittir. Art arda, arda gelen iki kanat arasındaki açı birbirine eşit. Yani sana ne diyor? Hocam şu açı, şu açı, şu açı, şu açı, şu açı birbirine eşit diyor. E bunlar da eş, özdeş kanat değil miydi? Evet özdeş kanat olduğundan şu, 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 şu açı da birbirine eşit mi? Evet. Ben artık şuradaki nokta ile çizgi açısını bulabilirim. Neyse. Rüzgar nedeniyle rüzgar gülünün kanatlarından biri kırılmış ve aşağıdaki bu oluşmuş. Arkadaşlar dikkat edin. Kaç tane nokta var burada? 5 tane. Kaç tane çizgi var burada? 5 tane. 5 tane nokta ile 5 tane çizginin toplamı. Yani şuraya bir A açısı diyeyim. Şuraya da bir B açısı diyeyim. 5A artı 5B eşittir. Bu dairesel olduğuna göre çember üzerinde ya burası. Tam açı olduğundan dolayı 360 derece midir? Evet. O zaman A artı B 360'ı 5'e böldüğünde kaç yapıyor? 72. Oo ne kadar hızlı buldunuz. Çünkü 0 attım 2 ile çarptım. Haberin olsun. Hep söylüyorum. ilk videolarda hep söylemeye devam edeceğim. A artı B 72. Sonra ne oldu? Adam sana şurada açıyı 86 vermiş. Kardeşim senin şuradaki açın değil mi orası? Evet. E burası da nedir? Sen nereye A dedin? Noktaya A dedim. Burası da B. Burası da B olduğuna göre. A artı 2 de, A artı 2B'de kaç verilmiş? 86 verilmiş. Elinde iki tane denklem var. Bu iki bilinmeyen denklemi çözeceksin. A'yı B'yi bulacaksın. Her iki kanat arasındaki açı soruluyor. Yani B soruluyor arkadaşlar bize. O zaman ben bu iki denklemi çözeceğim. Elimde bakın şunlar var. E, bunun üzerinde de yapabilirim de neyse yazayım. A artı 2B eşittir 86. A artı B de eşittir 72. Hocam A'ları yok etmem lazım. Eksiyle çarp taraf tarafa toplarsam. A'lar gitti mi? Gitti. 2B eksi B yaptı burası. B yaptı. 86 eksi 72 yaptı burası. O da kaç yaptı o zaman? 14 mi yaptı? Evet B açısı 14 oldu. Zaten iki kanat arasındaki açı da B açısı. Yani bizden 14 isteniyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Edremit oldu. Ve böylelikle test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.